Bakara 74. ayet. Yani biz bu eşya diye öyle geçiyoruz. Her bir varlığın, her bir hücrenin işi bambaşka bir dünya, bir alem. İçine girdiğiniz zaman kayboluyorsunuz. Şimdi Allah'a şükür bu bilim gelişti, teknoloji gelişti. Bakın. 74. ayeti değil mi? Bakara 74, 10. sayfa. Diyor ki Allah-u Teala Yahudileri anlatırken ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَ. Sonra kalpleriniz katılaştı. O taş gibidir şu anda. اَوْ اَشَدُّ قَسْوَ. Hatta taştan da daha katı. Taş deyip geçme diyor Allah-u Teala, bakın devamına. وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارِ. Çünkü taş vardır, içinden ırmaklar çıkar, fışkırır. وَاِنَّ مِنْهَا, yine taş vardır. لَمَا يَشَّقَّقُ, yarılır. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا, içinden su çıkar. Nehirler değil de su çıkar bu defa. وَاِنَّ مِنْهَا, asıl şey bu. Yine taş vardır. لَمَا يَهْبِطُ, bunları Arapça bilenler bilir. Bu bir şey, tekit ifade eden lema يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ. Şimdi onu tam Türkçe'ye aktarmak her zaman kolay olmuyor. Kesinlikle diye, kesinlikle Allah'ın korkusundan dolayı yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Taş da Allah korkusu. Bize tabii haşyet saygıyla olan korku. Saygıyla karışık bir korku. Haşyet, Allah korku. Yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Sabah namazlarından sonra, akşam namazlarından sonra okunan Haşr suresinin son ayetleri var değil mi? Estağfirullah, diyor ki Cenab-ı Hak, لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ, bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا, onun saygıyla korkuya kapıldığını görecektin. Bu kesin olarak. Burada lema ile leraytehu aynı ifade. Arapça bakımında. Mütesaddian, parça parça olmuş. Min haşyetillah, Allah korkusundan dolayı. Haşian, yanlış oldum. Şey, boyun eğmiş. Karşısında saygıyla eğilmiş göreceksin. Allah korkusundan parça parça olur. Niye? Çünkü göklerin ve yerin eteyna ta'i'in dediler ya, İtaat ederek geldik. Onlarda isyan diye bir şey yok. O emirler indiği zaman mutlaka yerine getirmek gerektiğini bilir. İsyan söz konusu değil. Onun için ya, gücü de yetmediği için parça parça olur. Ondan dolayı onlar gökler ve yer taşıyamadı diyor Allah-u Teala. Çünkü onların gücü yetmez. Ama insanın gücü yeter. Allah korkusundan parça parça olurdu. Yani bu akılsız bir varlık için söylenebilecek söz müdür? Dolayısıyla bu işlerin uzmanları, yani gidin uzmanlarıyla görüşün, tabiplerle görüşün. Mesela sizin az önce anlattığınız Mehmet Bey değil mi? Ahmet Bey'in şeyde arada anlattığı, vücudun bütün hücreleri bir beyin gibi çalışıyor dediniz değil mi? Evet. Kalptekiler ha. Aşof tavara, neyse ben anlamam bu kelimelerden de, yanlış telaffuz edebilirim. Yani vücut mesela soğuk olduğu zaman, sıcak olduğu zaman kendi tedbirini alıyor değil mi? Yani bize hiç sormadan. Neyse inşallah bize anlatacaksınız, o zaman daha güzel konuşabilirim.
Ama işte bu Kur'an-ı Kerim'de olanlar, yani bu işin uzmanlarıyla görüştüğünüz zaman oradaki o apayrı dünyayı herhalde günlerce anlatsalar bitiremezler. Yani bu bir gerçek. Zaten Allahü Teala az önce okuduğum ayette de diyor ki ve tilke lemsal. Bunlar örneklerdir. Nadribu halinnas, insanlara bu örnekleri veriyoruz ki leallehum yetefekkerun, belki tefekkür ederler. Tefekkür ne demek? Yani o bütün güçlü şey, o öyle bir öylesine düşünecek ki yani beynin parçalanırcasına düşündüm derler, yani kafayı iyice yorarak düşünenler içindir. Yoksa hemen anlayıp geçmek isteyenler için değil, kafayı iyice yorarak düşünenler içindir.